Dostlar merhabalar. Dik üçgenin 5 numaralı testindeyim arkadaşlarım. Birinci sorumla başlıyorum hemen soruları gömmeye. İlk sorumuzda 45 görüyoruz, 15 görüyoruz ki biz ne öğrenmiştik dostlar? Bir soruda 30, 45 veya 60'dan birini bile görsek karşısına dikliği yapıştıracaktık. Şimdi burada dostlarım 45 var. Ben 45'i gördüğüm için karşısına diklik indireceğim. Şimdi şuradan indirebilirim bu dikliği. İlk akla gelen şey bu. Yalnız buradan indirdiğimde dostum soruyu çözmem bayağı bir zor olacak. Niye hocam? Çünkü burada da bir 15, 90, 75 üçgeni çıkıyor ki bu bizim böyle dik kenarlarını çok da sevdiğimiz bir üçgen değil. Yani 90'ın karşısı 8 iken 15'in karşısının ne olduğunu bulmamız bayağı zor. O yüzden buradan değil de dikliğimi buradan indirmeyeyim ben. Şuradan aşağıya indireyim dostum. Bakın şuradan aşağıya 45'in karşısına bir diklik indirdim. Bunun sayesinde bir de şu çıktı karşıma. Dostlar hani iki iç açının toplamı bir dış açıydı ya. Bakın şurası 60 derece olan, şurası 30 derece olan bir dik üçgen çıktı. Ki bir büyük olan ikizkenar dik üçgen, bir de küçük 30, 60, 90 çıktı. Daha kolay çözeceğim soruyu. Şimdi o 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı yarısı olacak 4. 60'ın karşısı ne olacak? Kök 3 katı olacak 4'ün. 4 kök 3. Peki bu 45'in karşısı 4 kök 3 ise bu 45'in karşısı şurası da 4 kök 3 olacak. Ve 90'ın karşısı neydi dostlarım? 45'in karşısındakinin kök 2 katıydı. Yani 4 kök 3'ün kök 2 katı gelecek dostlar. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6 yaptı. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı Gobeller. Geldik 2 numaraya. İkizkenar üçgen görüyorum. Ne demiştik? Geometrinin birinci farzı. Birinci farz diyor ki ikizkenar görünce hiç düşünme, tabana dikliğini yapıştır. Şimdi bu amcanın tabanı toplamda 8. Bakın daha soruyu bile okumadan tabana dikliğimi indirdim. 8'i 2'ye bölecek 4 şuraya, 4 de buraya kalacak. 1 olduğu için orada buraya 3 yazdım. Diklikten diklik indirmiş oldum. Hemen haşı bulalım. Öklit yapıyorum. Öklit'in birinci bağıntısı. H kare eşittir 3 çarpı 4. Yani H kare eşittir 12 yaptık. H eşittir 2 kök 3. Ben ama x'i bulacağım için şurada da bir Pisagor daha yapayım. X kare eşittir bir 4'ün karesi 16. Bir de H'ın karesi gelecek. Yani 12 gelecek. O halde x kare eşittir 28 olur. X eşittir kök 28. O da 2 kök 7. Edirne şıkkından çıktı cevabımız. Geldik 3 numaraya. Hemen bir okuyalım 3 numarayı. ABC bir üçgen. AB diktir AC diyor. AH diktir bilmem nereye. Yani bir öklit yapın diyor. AB'ye 2K derseniz diyor. AC'ye 3K diyeceksiniz. Ters orantımızı da yerleştirdik. BH bölü HC. Yani A bölü B'yi istiyor bizden. Yan kenarın öklitini yapacağım. 2K'nın karesi neye eşitti? Yakın parça çarpı hipotenüsün tamamı. Yani 2K'nın karesi 4K kare eşittir A çarpı A artı B'dir dedim dostlar. A çarpı A artı B. Hemen bunun altına 3K'nın öklitini yapıyorum. 3K'nın karesi 9K kare eşittir yakın parça B çarpı yine hipotenüsün tamamı A artı B. Hadi bunları birbirine bölelim. Bakın A artı B'ler, K kareler sadeleşti. A bölü B eşittir 4 bölü 9 kaldı. Bana da zaten A bölü B'yi soruyordu dostlarım. Biz bunu kısaca ne diyoruz? Yine Öklit amcamızın bulduğu bağıntılardan biri. Şunların kareleriyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Yani A 2'nin karesiyle 4 ile B 3'ün karesi 9 ile orantılı. O zaman A 4, B 9'un bir katı olacak. Yani 4 bölü 9'u buradan da bulabilirdik. Geldik 4 numaraya bakalım ne diyor. ABC dik üçgen 5'i vermiş. Birer tam sayıymış A ile B. 5'in olduğu bir tek 5, 12, 13 üçgenimiz var değil mi dostlarım? Tam sayı olan kenarlarının tam sayı olduğu 5, 12, 13 üçgeni var. Bunun da nesini soruyor bize? Çevresini mi soruyor? Toplayalım.
13, 12 daha 25, 5 daha 30 yaptı dostlar. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. 5 numaraya geldik arkadaşlarım. Bakın hemen şu dikkatimi çekti. Şurada bir 6 birim var. Şurada da bir 12 birim var. Yani 90'ın karşısında 12 varken sadece neyin karşısında 6 olur? Tabii ki 30 derecenin. O yüzden buraya 30'u yapıştırdım. Şuraya da bir 60 derece gelecek mecbur. 60'ı gördüm. Şuradan karşısına bir diklik indireyim hemen. Şu şekilde. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısına 3 yazacağım. Şuraya da 6 kaldı çünkü 9'du burası. 60'ın karşısına da 3 kök 3 yazdım. Hadi şuradan da Pisagor'umuzu çakalım, soru gelsin. X'in karesi eşittir 6'nın karesi 36 artı 3 kök 3'ün karesi 27. Yani x kare eşittir, toplayalım bunları, 6 6 12 13 elde var 1 5 63. X kare eşittir kök x kare 63, x eşittir kök 63. 63 de 7 çarpı 9'dur. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Cevabım da Bursa'dan gelir dostlar. Geldik 6 numaraya. Bakalım ne diyor? Şunları eşit vermiş, BD'yi soruyor. X diyelim biz bunlara. Dostlar, konu anlatımında şöyle bir pratik yol öğretmiştim. Salak bir üçgenin içinde bir diklik iniyorsa, herhangi bir üçgen arkadaşlarım, şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya D diyelim. Çaprazlama kareler toplamı birbirine eşitti. Yani A kare artı D kare eşittir B kare artı C kareydi demiştik. Burada da onu yapacağız. Çaprazlama X kare artı X kare, yani 2X kare eşittir 10 kare artı 6'nın karesi diyeceğiz dostlarım. Yani 10'un karesi 100, 6'nın karesi 36, toplam 136 dedik. 2'ye böldük, x kare eşittir 50-68 geldi. X eşittir kök 68 çıktı dostlarım. Kök 68 de 4 çarpı 17'den 2 kök 17'dir. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Geldik yeni nesil sorularına, 5. testimiz. İlk sorumuzda bir yıldız takımı varmış. Bakalım ne diyor? Banu'nun öğretmeni öğrencilerine küçük ay takım yıldızının resmini defterlerine çizmelerini istiyor. Pekala, çizdik defterimize. Sanki biraz bulanık gibi geldi de düzeltim dedim ama. Evet, buna göre şekilde verilenlere göre AK nedir? Bak dostum, şurada bir 6-6-120 var. Ben şurayı çizersem 120-30-30 üçgeni çıkar burası. İkiz kenar üçgenden 30-30 olur. Burası da 6 kök 3 gelir. Şimdi aynı şeyi şu 4-4 için de yapalım. Şurayı çizdik. 4 kök 3 olur burası. Bu da yine 30-30 diye de buralara dağılır. Peki şurası toplam 120 idi. 30-30 daha 60'ı gitti. Şu araya ne kaldı? Bir 60 derecede buraya kaldı. Bana da AK'yı soruyor. Şimdi bunu şuraya bir daha çizeyim ben dostlarım. Bakın şu kısma çizelim. Şimdi şöyle bir, şurası 60 derece olan, şurası 6 kök 3, şurası 4 kök 3 olan bir şekil çıktı. Burayı da bize soruyor. Hemen 60'ı gördüm, ne yapacaktım? Karşısına dikliği yapıştırdım. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3 kök 3, buraya da kalacak kök 3. 60'ın karşısı da şu 3 kök 3'ün, yani 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacaktı. 9 olacak burası. Hadi şuradan da Pisagor çakalım, olay bitsin. X kare eşittir 9'un karesi artı kök 3'ün karesi de 3 yapar. Yani x kare eşittir 81, x eşittir kök 81. O da 4 çarpı, yok 84 pardon, 84 oldu. 4 çarpı 21'den 2 kök 21'i paketledik goberler. 8. sorumuza geldik. Şekilde ağaçtan yerden 65 cm yükseklikteki ağız üssünün ana gövde uzaklığı 9 cm ve üssünün de ana gövde uzaklığı 15 cm'dir. A ile B üssü arasındaki uzaklık. Şimdi biz bunu yeni nesilden kurtarıp şuraya kara sistemde çizelim arkadaşlarım. Şimdi ne diyordu soru? Yerden 65 cm yükseklikteki bir ağız üssü var. Ağız üssü burada olsun ve yerden yüksekliği bunun 65 cm. Yerde şurası olsun. Sonra bir de B süsü var. B süsü de dostlarım şöyle, yerden yüksekliği 20 santimmiş. Şurası 20 santim. Diyor ki ana gövde de şurası olsun arkadaşlar. Şurada bir de ana gövdemiz var. A'nın ana gövdeye uzaklığı 9 santim. B'nin ana gövdeye uzaklığı da 15 santimdir. Şimdi şurası da 20 olur. Şurası 65'ti. Şu araya 45 kaldı.
Bize de A ile B arasındaki mesafeyi soruyor, şu uzunluğu soruyor. Dostum hemen ne yapıyorum burada? Şurada bir dikdörtgen oluşturduk. Daha önceki testlerimizde bunun klasik sistemini çözdük. Şurası 15 ise burası da 15. Şurası 45'ti, burası da 45. Şu dik üçgenden vurgunu yapalım hemen. Şu uzun kenar toplam 24 mü dostum? Şurası 45, hipotenüste x. Bakın hepsini 3'e bölelim. 8 olur, 3'e bölelim. 15 olur, 3'e bölelim. X bölü 3. Peki ne üçgeni çıktı bu? 8, 15, 17 üçgeni çıktı. X bölü 3, 17 ise x eşittir 51 geldi. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı. Geldik şuna, 9 numaraya. Ahmet bahçesine yapacağı kulübenin kroküsünün kenar uzunlukları bir de kağıt üzerine çizim vermişti. Buna göre kulübenin tepe noktasının zemine olan uzaklığı. Şuradaki noktanın şu yere olan dik uzaklığını soruyor bize ki şuradan aşağısını zaten biliyoruz biz dostlarım. Şurası 230 santimmiş, metreymiş, neyse artık. Peki şu taban 400 ise, hani bu ikiz kenar üçgende kayı kuralı ne diyordu? Tabanı 2'ye böleceksin. 200 burası, 200 burası gelecek. Bakın şurada bir tane dik üçgen çıktı şöyle. Şu dik üçgene bakın. 240, 250, 7, 24, 25 üçgeninin 10 katı değil mi arkadaşlarım? 240, 250, o zaman burası da 70 olacak dedim. Demek ki şu diğer dik kenar 70. 70 burada, 230 da burada. Toplam 300 oldu. 9. sorumun cevabı Denizli'den geldi arkadaşlar. Evet, geldik şimdi nereye? 10 numaralı soruya. Ne diyor bu? Caddeleri birbiriyle dik kesişen şehirdeki araç harekete başladığı andan itibaren şekildeki caddeleri sırasıyla 200. Şöyle bir gidiyor. Dur bakalım bunu bir göstereyim. Şimdi şuradan başlasın arkadaşlar bu harekete. İlk önce bakın düz birazcık yukarıya çıkmış 200 metre. Sonra sola dönüş yapmış şöyle 295 metre. Sonra yukarıya çıkıyor arkadaşlarım 150 metre sırasıyla dediği için sırasıyla gidiyorum. Sonra sağa dönüş yapıyor 120 metre. Sonra tekrar yukarıya çıkış yapıyor bu da 250 metre. Buna göre diyor ne kadar uzaklaştı başladığı yerden. Bize de şurayı soruyor dostlar, şu mesafeyi soruyor. Bir dik üçgen oluşturduk. Bu dik üçgen sayesinde bulacağım şimdi aradaki x uzunluğunu. Şuraya x diyelim. Şimdi şurası 150. 250 daha ne yaptı? 400. Demek ki şuradan üstü 400 oldu. Şu dikeylerin toplamı 400 yaptı. Buraya da 400'ü yazdım. Yani burası toplam 600 metre geldi. Şurayı bulalım şimdi. Şu kısmı bulmaya çalışalım. 295 tamamı 120'yi çıkartırsam şu kısmı bulurum. Yani soru işaretini bulurum. Hemen 295'ten 120'yi çıkartıyorum. 5, 7, 175'miş burası da. Bunu da yazalım. Şimdi x'i bulacağız. Bakın x hipotenüs. Bir dik kenarı 175 bulduk. Diğer dik kenarı 600 bulduk. Şimdi bunları bir sadeleştirelim arkadaşlar. Hepsini 25'e bölsem. 175'in içinde 25, 4, 3 daha 7 tane var. 600'ün içini 25'e bölersem %4 tane var. 6 kere 4, 24 tane 25 var. Bunu da 25'e böldüm. Bakın bu 7, 24, 25 üçgeniymiş. Demek ki x bölü 25, 25'e eşitmiş. Hemen çarptım içler dışlar. X eşittir 625 geldi. Dostlarım sorumun cevabı Denizli'den çıktı. Evet goberler, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlarım.